Line TV'den herkese merhaba. Mehmet Çetinkaya ile İsrafa Karşı programımız başlıyor değerli izleyiciler. Değerli izleyiciler, Bursa'dan zengin yayın içeriğiyle 16 yıldır karasal ve uydu yayını sürdüren Line TV'de her hafta yoğun bir ilgiyle takip edilen Mehmet Çetinkaya ile İsrafa Karşı program yeni konuklarıyla gündemi belirlemeye devam ediyor. Dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen israf konusunu farklı bakış açılarıyla işleyerek farkındalık oluşturmak için adımlar atıyoruz. Hayata gözlerimizi açtığımız andan itibaren başlıyor eğitim ve öğretim sürecimiz. Yaşam boyu eğitim sürüyor. Öğrendikçe ve bilinçlendikçe israfı geride bırakıp ihtiyaca sıkı sıkıya bağlanıyoruz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İlim öğrenmek kadın ve erkek herkese farzdır. Yani bazı bölgelerde sadece erkek okusun, kadın okumasın değil, dinimizin temel emridir bu değerli izleyiciler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, eğitimdir ki bir milleti yahır, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder. İsraf sadece fertlerin değil, toplumların çöküşlerinde de en önde gelen etkenlerden birisidir. Değerli izleyiciler, Cuma günü açıklanan istatistiklerde dış ticaret açığı %184,5 artmış. Gereksiz ve yersiz tüketen toplum değil, bilinçli üreten toplum olmalıyız. Değerli bir büyüğümüz, aynı zamanda rahmetli babamın da hocası, o da rahmetli oldu tabii. Çok güzel bir sözü var. Güzel yapmak, güzel söylemekten güzeldir. Evet değerli izleyiciler, işte bunların ışığında bugün çok değerli bir konuğumuz, bu stüdyolara yabancı olmayan değerli bir hocamız konuğumuz olacak. Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Doktor İbrahim Öztahtalı bugün konuğumuz olacak. Özellikle zaman israfını herhalde konuşacağız. Zaman tasarrufunu konuşacağız. Değerli hocam, zaman ayırıp geldiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben teşekkür ediyorum. Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum bütün izleyicilerimize. Çok teşekkür ederim değerli hocam. Tabii hocam, Line TV izleyicileri de size yabancı değil. Eğitim camiası da size yabancı değil. Ama gene de Line TV izleyicileri için sizi tanımak isteriz. Evet, ben 1972 Amasya Gümüşhacıköy doğumluyum. 1990 yılından beri de Bursa'dayım. Bir öğrenci olarak geldiğim bu kadim şehirde, arkasından bir hoca olarak yine okuduğum üniversitede çalışma imkanı buldum. Halen de Uludağ Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam ediyorum. Allah kolaylık versin, başarılar dileriz. Sağ olun, değerli çok hocam. Teşekkürler. Hocam, programımızda geleneksel bir sorumuz var. Buyurun. İsrafa karşı mısınız? Elbette. Sonuçta bütün insan hayatı, hem içtimai hem özel hayat, bir denge üzerine kurulmuş. Yaratıcı da kainatı bir denge üzerine kurmuş. Dolayısıyla bunun fazlası da eksiği de dengeyi bozuyor. Evet. Ama görünen o ki günümüzde bu fazlalık artmaya başladı. İnsanların içinde bulundukları koşullar belki de israfı biraz artırdı sanki. O yüzden israf arttıkça dengenin daha da bozulma ihtimali yükseliyor. Bunun için önlem almak lazım. Her şeyin israfı sakıncalı. Hocam, denge dediniz ya, denge bozulmasını şuradan da anlıyoruz. Her gün hocam açlıktan yaklaşık 31 bin insan ölüyor hocam. Evet. Hani şöyle de düşünmek lazım. Bir tarafta evet, gerçekten gıda yoksunluğu nedeniyle ölen insanlar var. Bir tarafta da gıda fazlası nedeniyle. Yani obezli şöyle düşündüğünüz zaman hocam, aslında dünyada açlıktan ölenlerin sayısından aşırı yemekten ölenlerin sayısı daha fazla. Aslında bu da çok ciddi bir israftır.
bu vücudun ihtiyacı olduğundan daha fazla şey tüketmeye çalışmak, doğal olarak bu da bir israftır. Evet. Ve o dengeyi yine dikkat edin, burada şaşırdığımız için, kaybettiğimiz için sıkıntı yaşıyoruz. Bunun önüne geçmek gerekir herhalde. Evet, tabii hocam israf deyince dinimizde zaten yasaklanmış, emredilmiş, evet, israf etmeyin diye. Atalarımız, atasözlerimiz, her şeyimiz baktığımızda israfa karşı. İsraf deyince tabii ki sadece ekmek, su, gıda değil aslında. Elbette onlar da israf. Ama en önemlisi zaman israfı, zamanımızı boşa harcamak. Şimdi soruyu şöyle sorsak hocam, zaman yönetiminde ne durumdayız hocam? X ve Z kuşağı zamanı kullanma arasında fark çok arttı mı, açıldı mı diye bir soruyla başlayalım. Aslında çok fena bir durumdayız, evet, onu söylememiz lazım. Bir kere zaman yönetimi kavramı bir iş kavramı, bir teknik bir kavram değildir. Hani zaman hepimiz için kainatta bütün insanlara eşit miktarda verilen bir kavramdır. Hepimizin 24 saati var. Bu 24 saati nasıl kullandığımızsa bizim elimizde, bizim tasarrufumuzda. Dolayısıyla şu cümle çok önemsediğim bir cümledir. Her insan için geçerli olan bir cümle. İnsan zamanı ürüne dönüştürecek özgün bir formül bulmalı kendisi için. Niçin böyle söylüyorum? Çünkü insanın ürünü zamanın değerini belirler. Eğer ürününüz kıymetliyse zamanınız da kıymetlidir. Eğer zamanınız kıymetliyse siz de kıymetli bir insansınızdır. O yüzden insanın bireysel olarak zamanı ürüne dönüştürmeyi, zamanı etkin kullanmayı bir formülasyona uydurması lazım. Herkes için bu formül farklı, özgün formül. Dolayısıyla zamanı ürüne dönüştürdükçe ürünün değeri zamanın değerini, zamanın değeri de insanın değerini arttırıyor. Evet. O yüzden zaman yönetimi konusunda maalesef zor bir durumdayız. Çünkü zaman aslında bir öz yönetim becerisidir. Yani zaman yönetimi bir öz yönetim becerisidir. Dolayısıyla zamanı yönetmemiz diye bir şey söz konusu değil aslında. Evet. Çünkü zaman bizim dışımızda bir kavramdır. Biz zamanı biriktiremeyiz. Hani kenara bir 10 dakika koyamayız. Nasıl doğru? Ya da Mehmet Bey bana bir yarım saat borç verebilir misin diyemeyiz. Borç da alamayız. Durduramayız da. Geriye de gidemeyiz. İleriye de gidemeyiz. O zaman şöyle bir kavram çıkar burada. Zaman insan için mutlak bir şimdiden ibarettir. Evet. Öyleyse aslında sadece var olan şey şu an, şimdi. Eğer şu anın, şimdinin kıymetini yeteri kadar idrak edebiliyorsak ki o an zaman olarak da tanımlanabilir, o zaman hem geçmişi hem de geleceği kurtarma şansına sahip oluruz. Hocam zaman aslında biraz da planlamayla ortaya konulan bir şey. Mesela siyasilerde bunu görüyoruz. Biz de gazeteciler olarak atıyorum belediye başkanını ya da başka birini takip ediyoruz plan programlarında. Normalde oturup baktığınızda bunları bir güne sıkıştırmak mümkün değil. Evet. Planlamış. Bugün düğün var, bugün toplantı var, bugün açılış var, bugün cenaze var. Planlayarak onu doldurabiliyor. Bazen bakıyorsun adamın hiç işi yok. Bir elektrik faturası bile ona çok geliyor. Evet. Dolayısıyla bunu iyi bir planlamadan mı geçiyor hocam? Tabii. Yani aynı zamanda kitabınız için de teşekkür ediyorum. Rica ederim. Zaman yönetimiyle ilgili hocamın bir kitabı var. İnşallah okuyacağım bunu keyifle. Daha önce belli videolarınızı izledim ama kitaptan tabii okumak. Zaman yönetimi yazarken tabii ki birçok şeye kafa yormuşuzdur. İstatistikler, evet, verimler, örnekler. Bu anlamda bireysel olarak yani kurumsallara danışmanlıklar veriliyor. Bireysel zaman yönetimi nasıl olmalı hocam? Yani? Aslında önce şuradan başlamak, evet, lazım. Bir kere zamanın ne olduğunu idrak etmek lazım. Zaman nedir bizim için? Hani önemini de sizin tabii için, lazım. Benim bize için ya da bir başkası için. Önce zamanın ne olduğunu kavramamız lazım. Bunun için de zamanı nasıl harcadığınızı tespit etmeniz lazım. Hani bir gün kalktınız. Ya benim o günüm nasıl geçti? Ben zamanı nasıl harcadım? Hani siz çok daha, evet, iyi biliyorsunuz. Sonuçta ücretli çalışanların bir tasarrufu var. Diyor ki bu ay şu kadar maaş aldım. Ya da bu ayki gelirim şu. Ne yapıyoruz? Bunu bütçeliyoruz. Bütçelerken diyorum ki şunu kiraya ayırıyorum. Şunu mutfak masrafına ayırıyorum. Şunu şuraya ayırıyorum. Ve aldığımız ücreti bir bütçelemeyle bölüyorum. Aslında insanın zamanında da bir bütçelemeye ihtiyaç var. Hani düşünsenize aldığınız maaşı bütçelemeden, savurganca, israf ederek, hani nereye ne harcadığınızı düşünmeden bir çıktınız heykele, aa onu gördünüz aldınız, bunu gördünüz aldınız, şunu gördünüz aldınız, ayın yarısı oldu, bir baktınız ki hesapta
maalesef para kalmamış. Neden? Çünkü bütçelemediniz. Çünkü orada bir öncelik belirleme yaparak bütçenizi planlamadınız. Aslında zaman da böyledir. Hani zamanınızı bütçelediğinizde belirli bir plan esasına göre harcamak zorundasınız. Şurası da bir gerçek. İnsan hayatında zamanın sadece günlük %65'ini planlayabiliyor. Geriye kalanları doğaçlama gelişiyor. Her planladığımız şey planladığımız programa uygun bir şekilde gerçekleşmiyor. Dolayısıyla zaman yönetiminin içinde anlık değişikliklere de bazen ihtiyaç duyabiliyoruz. O olmadı, planladınız. Orada bir iki saatiniz arttı çünkü siz o iki saati o iş için ayırmıştınız. O an yeni bir plan, yeni bir program yapmak zorundasınız. İşte o zaman zamanın ne olduğunu anlamaya başlıyorsunuz. Bir de şöyle düşünün, bir tepe düşünün. Şöyle düz geliyor, sonra yükseliyor, sonra tepeden aşağı tekrar iniyor. Bu tarafta bir insan var. Tepenin üstünde bir insan var. Bir de tepenin bu tarafında bir insan var. Şimdi bu tepenin bu tarafındaki insan geçmişte yaşayan insandır. Ve geçmişin getirdiği bir takım kaygılara sahiptir. Pişmanlıklara sahiptir. Keşkelere sahiptir. Ama artık o geçmişte. Fakat dikkat edin, tepenin üstündekinin ne olduğunu göremez. Tepenin üstünde ne var bunu da göremez. Niye? Çünkü o geride, geçmişte. Maalesef bu insan ölü bir insandır. Sadece geçmişte olanlarla hayatını sürdürmeye çalışır. Tepenin bu tarafına geçiyoruz. Oradaki insan gelecekte yaşayan insandır. Şimdi ne olacak? Ya bu olmazsa, ya şu şöyle olmazsa. Kaygı, stres, bu da ölü bir insandır. Bu insan da o tepede ne olduğunu bilemez, göremez. Üstelik bu insan arka tarafta ne olduğunu da göremez. Çünkü tepenin bu tarafında. Tepenin geçmişinde olan da geleceği göremez aynı zamanda. Halbuki tepenin üstünde bir adam var. Bu adam şimdinin adamı. İşte o tepe noktası zamanı tarif ettiğimiz şimdidir. Bu kişi hem yüzünü sola çevirip geçmişi görebilir, geçmişte yaşadıklarından dersler çıkarabilir, neyi yanlış yaptığını, neyi doğru yaptığını görebilir, hem de sağ tarafa dönüp gelecekte ne yapabileceğini planlayabilir. Ve üstelik o tepenin üzerindeki kişi hakikaten orayı çok iyi değerlendiriyorsa ne geçmişteki o kavramlardan, pişmanlıklardan, kaygılardan, keşkelerden ne de geleceğin stresinden, kaygısından etkilenmeyecektir. Çünkü şimdisini iyi değerlendiren biri ne geçmişinden pişmanlık duyar ne de geleceğinden endişe. Tabii hocam, aslında bireysel olarak baktığın zaman da zamanı kullanmak aslında planlanırsa çok da zor değil. Tabii. Bir dinlenme vakti var, yani uyku vakti dediğimiz, yemek vakti var. Hele bir de fiili olarak çalışıyorsa bir iş yerinde, o çalışma da aslında planlanmış. Tabii. Geri kalan zamanı çok iyi değerlendirmesi. Ama belki bir emekli için daha farklıdır zaman planlaması. Tabii. İşte bir siyaset adamı için daha farklıdır. Şimdi önümüzde seçimler var, 2023. İnsanlar hazırlanacak. Tabii. Açıklamalar yapılacak, vaatler yapacak. Bu planla olacak. Zamanı iyi kullanmak. Çok ama doğru. Normal yaşantımızda da en büyük israf ettiğimiz zaman. İşte aslında para vermeden, bu zamanı israf etmeden. Gıdada da öyle değil mi hocam? Ya da diğer şeylerde. Aslında ne diyoruz? Para harcayın. Demiyoruz ki. Harcadığınız parayı doğru kullanın ve cebinizde para kalsın. Evet. Tasarruf edin. Tasarruf edin. Gereksiz yere çöpe atmayın. Bu anlamda aslında zaman paradan da daha önde hocam. Tabii. Dediğiniz gibi geri alma yok. Borç alma yok. Biriktirmek yok. Yok. Ne geri ne ileri. Bir doğalgaz gibi biriktireyim yok. Bir yerde de yok. Yani onun için hocam zaman belki hayatımız için en önemli bir şeydir. Yani dinimizde bile beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bilin dediği. Evet. Onlardan biri de vakittir, işte sağlıktır. Tabii. Gibi. Bu anlamda altını bir kez daha siz aslında çok böyle örnekle özetlediniz hocam. Peki hocam, zamanı israf etmemek için hani belki sorun içinde vardı ama ne yapmalı insanlar? Ne yapmalıyız biz? Hani somutlaştıralım isterseniz bunu. Çünkü zaman yönetiminde kullanılan teknikler var. Mesela bunlardan bir tanesi çok basit bir Japon tekniğidir. Kanban tekniği deriz biz ona. Kanban tekniğinde yapmanız gereken tek şey şudur. Önünüze bir kağıt alırsınız. Şöyle 3 tane kolon çizersiniz. Evet. Yapmanız gereken şey şu. İlk kolona yapacaklarım yazarsınız. Ne yapmak istiyorum? Bunu günlük de yapabilirsiniz, haftalık da yapabilirsiniz, yıllık, aylık da yapabilirsiniz. Yapacaklarımı yazıyorum. Fakat bunu yaparken de çok önemli bir şeyin üzerinde durmam lazım.
Eisenhower zaman matrisi. Eisenhower zaman matrisi daha yaygın adıyla zaman matrisi olarak kullanılan bir kavram. Öncelik belirleme sistemidir. Çünkü biz maalesef neyi ne zaman yapacağımız konusunda da sıkıntı yaşıyoruz. Eisenhower zaman matrisinde çok basit bir tablo vardır. Bir kare çizersiniz, 4 kutuya ayırırsınız. İlk kutuya acil yazarsınız, ikinci kutuya önemli yazarsınız. Alttaki ilk kutuya acil olmayan, son kutuya da önemsiz yazarsınız. 4 tane madde çıkar karşınıza. 1. Bir işin ne zaman yapılacağına ya da işleriniz arasında bir öncelik belirleme yapacağınız zaman nasıl bir mantıkla hareket edeceğinizi gösterir bu. Birinci madde, eğer bir iş acil ve önemliyse hemen yap. Bu çok önemlidir. Eğer bir işin hemen yapılması gerekiyorsa ve çok mühim bir işse onu hemen yapmamız gerekiyor. O zaman bu listede, yani yapacaklarım listesinde, Kanban'ın ilk kolonunda birinci sıraya koymamız gereken iştir bu. İkinci madde, bir iş acil değil ama önemli. Bugün yapmam gerekiyor mu? Hayır, gerekmiyor. Ben bunu haftaya da yapabilirim. Ya da keyfime göre. Bir sonraki ayda yapabilirim. Ama mutlaka benim yapmam lazım çünkü çok önemli. O zaman bu işi erteleyebilirim. Birinci maddeye uygun başka bir işi buraya koyabilirim. Bu bir ertelemedir. Başka zaman yapılabilir. Üçüncü madde. Bir iş acil değil. Onu erteledik. Bir iş acil ama önemli değil. Nasıl yani? Yani hemen yapılması lazım ama Mehmet Bey'in yapmasına gerek yok. Sizin için bir önemi yok. Sizin yapmanızın bir önemi yok. O zaman bu işi bir başkasına delege edebilirsiniz. Başkasına yaptırabilirsiniz. Niye? Çünkü sizin zamanınız kıymetli. Dolayısıyla da bir iş acilse, yapılması gerekiyorsa ama sizin yapmanızın bir önemi yoksa o zaman o işi bir başkasına havale edebilirsiniz, delege edebilirsiniz. Gelelim dördüncü maddeye. Bizim en çok sıkıntı yaşadığımız madde bu. Bir iş acil değil, önemli de değil. Peki ne yapacağız? O zaman yapmayacağız. Çünkü bu işin bize ne bir katkısı var, ne de bizden götürecek bir şeyi var. Ne zararı var, ne katkısı var. O zaman bu işi yapmayacağız. O zaman o işi o sıraya koymayacağız. İşte bizdeki sıkıntı genellikle, şöyle etrafımızı gözlemlediğimizde, birinci maddeyle sonuncu maddenin yerini değiştiriyoruz. Acil ve önemli işleri sürekli öteliyoruz. Önemsiz, acil olmayan işleri sürekli listenin başına almaya çalışıyoruz. İşte Kanban tekniğinin ilk kolonuna önce işleri yazıp sonra bir öncelik belirleme sistemi uygulayarak başlıyoruz. Böylece işler bir sıraya girdi. Neyi ne zaman yapacağımıza karar verdik. İkinci kolona geçtik. İkinci kolon yapıyorum kolonu. Fakat Kanban tekniğinin çok önemli iki tane kavramı var. Birincisi görünür kılmak. İşleri görünür kılmak. Ya ben aklımda tutuyorum yapacaklarımı. Burada hepsi. Evet. Bu yanlış bir kanaattir. Görünür kılmak ne demek? İşte yaptık. İlk kolona işlerimizi öncelik belirleme sistemine göre Eisenhower zaman matrisini kullanarak sıraladık. Görünür kıldık artık işleri. Burada her an buradan çıkabilir. Ama burada hiçbir yere çıkmaz. Yazdık, görünür kıldık. İkinci kavramsa sınırlama kavramıdır. İşte ikinci kolona, yapıyorum sütununa bu işlerden öncelik belirleme sistemine göre belirlediğimiz sırada hangisine ne kadar zaman ayıracağımızı belirliyoruz. Neden? Çünkü her işin bir tamamlanma süresi var. Bu tamamlanma, olgunlaşma süresinden kısarsak ham kalır, olgunlaştıramayız. Fazla koyarsak bu da ciddi bir sıkıntı ve israfa girer. Hani Abraham Lincoln'un bir sözü var, der ki bana bir ağacı kesmek için 6 saat verirseniz 4 saatini baltamı bilelemekle geçiririm diyor. Yani o 6 saat o iş için oldukça uzun bir süre demek istiyor. Dolayısıyla bu ikinci sütunda sınırlama esastır. Her işe bir sınır belirlememiz lazım planın içinde. Bu işi şu saatte başlayacağım ve şu saatte bitireceğim. Bitti. Planlama. Ve aynen öyle. Yine planlamaya dönüyoruz. Sonuncu sütun, yaptım sütunu. Gerçekleşti. Şimdi evet, gerçekleşti artık. Ne yaptık? Öncelik belirledik, sıraladık. Sonra bunlara bir sınır koyarak yapmaya başladık. Üçüncü kolonda yaptığımız işleri
yanına bir tik atarak başımızdan, zihnimizden kovalıyoruz. Neden? Çünkü insan beyninin şöyle bir özelliği var. Belirli bir enerji var elektriksel ve meşgul olduğumuz her şey için bir enerji harcanıyor zihinde. Ve o orada durduğu sürece o enerji orada harcanmaya devam ediyor. Bir işi tamamlayıp bitirdiğinizde, oraya bir tik attığınızda artık orada kullanılan enerji sönümleniyor. Hani kapasite belirli bir miktar enerji. Siz bu enerjiyi paylayarak birçok parçaya bölerseniz hiçbir işe mümkün olan, ihtiyaç olan kadar enerji ayıramazsınız. O yüzden bir an önce bitirip o enerjinin orada sönümlenmesini sağlamanız lazım. Bu aynı zamanda beynin çok önemli, enteresan bir özelliği serotonin salgılatır. Yani bir işi yapıp tamamlayıp bitirdiğinizde mutluluk oraya bir hormonu. Evet, tik attığınızda artık siz mutlu bir insansınız. Çünkü o işi başardınız. İşte başarmanın hazzı aslında burada. Aslında bir başka yerden de hocam, zaman israfına bunu yapmadığı zaman gece yatağında da uyuyamıyor. Sağa aynen dönüyor öyle. Sola dönüyor. 1-2 saat kaybediyor. Daha önce bizim fiili olarak yaptığı meslekler muhasebecilikti tabii. Evet. O bahsettin hocam, ajanda sistemi. Tabii. Ali Nur Başkanım'ın kulakları çınlasın, beraber çalışıyorduk. Ajanda diyordum. Ne yazdın mı ya, kontrol ediyordum. Belediye başkanı olunca sordum. Dedim ya, o dönemde hakikaten hani muhasebeci de bir disiplin gerekiyor. Sıkı bir disiplin. Tabii. Kontrol ediyordum. Maddeler yazılmış mı, tik atılmış mı, yapılmış mı, yapılacaklar var mı? Kızıyordunuz belki. Evet, kızıyorduk ama şu an çok faydasını görüyorum diye itirafta bulunmuştu. Tabii. Hani bizim atalar mı demiş hocam, en silik yazı en sağlam kafadan iyidir. Kesinlikle. Mutlaka doğru. Yazmak lazım. Borcunuzu da, alacağınızı da, notlarınızı da. Dediğiniz gibi tik attığınızda mutlu bir uyku ve zaman israfına engellenmiş olursunuz. Bir de tabii hocam, burada yönetimin dışında fiili olarak yaşadığım, kişiye göre çok acil dediği ona göre de olabiliyor hocam. Diyor ki işte aslında ameliyattık, örnek söyleyeyim, bu ticarette çok var. Evet. Acilen bu işi çözmem lazım. Bugün bu çeki ödemem lazım. Sana göre aslında hiç ödememen lazım. Çünkü onu ödedikçe bir yere borç takacak. Kar topu gibi büyüyecek. Hastalıkta da aynı. Ameliyat olması gerekirken hemen ağrı kesici verin, o acı dinsin. Değil. Doğru teşhis. Acil mi değil mi? Kime göre, neye göre? Onu da aslında netleştirdiği zaman daha sağlıklı olacağını kişisel olarak söyleyebilirim. Benim hocam, mesela 2004 yılından bu yana kullandığım bütün ajandalarım duruyor. Evet. Şimdi derslere bazen götürüyorum ajandaları. Şöyle bir çantanın içerisinde yayıveriyorum. Diyorum ki bunlar nedir? Bakıyor şöyle. Ajandaya ben, evet ajanda. Niye? 2004 yılından beri tuttuğum ajandaların hiçbirini atmam. Neden biliyor musunuz? Bazen düşünüyorum. Acaba 2012 yılının Ağustos ayında İbrahim Hoca ne yapıyordu? Hatırlıyor muyum şimdi? Hatırlamıyorum. Hemen 2012 yılını buluyorum. Ağustos ayını aç. Şunu yapmışım. Ağustos'un ilk haftası şunu yapmışım, şuradaymışım. Şu kişiyle tanışmışım. Niye? Çünkü kartını oraya yapıştırmışım. Hangi vesileyle görüşmüşüm o kişiyle? Altına not düşmüşüm. Bu aynı zamanda çok ciddi bir beyin tazeleme, hafıza tazelemedir. Bazen iletişim bilgilerini kaybettiğim insanlar oluyor. Diyorum ki ne zaman görüşmüştüm? 2008'de. 2008'e hemen 2008'i açıyorum. Orada görüştüğüm tarihi, kişiyi buluyorum. İletişim bilgilerine ulaşıyorum. Evet. O yüzden planlama, ajanda tutma alışkanlığı son derece önemlidir. Evet. O alışkanlık bende de var hocam. Hatta bazen önemli olaylarda yazardım. Yağmur yağdı, kar yağdı, bilmem ne yazdı, böyle notlarımda yazardım değerli çok hocam. Çok güzel. Peki hocam, kişisel gelişim diye bugün bu modern toplumda çok konuşuluyor. Yani genelde veliler özellikle nasıl bir yol izlemeli, erişkin olan kendini yetiştirmek isteyen gelişime açık mıdır? Neler söylersiniz? Nasıl bir yol izleme konusunda bir harita çıkarırsınız diye soralım hocam. Şimdi aslında gelişmek çok önemli bir şey. Fakat gelişmek değişmeyi gerektirir. Değişmek alışkanlıkları bırakmayı gerektirir. Bizim en çok korktuğumuz şeydir. Hani yetki elimden gidecek. Alışkanlıkları terk etmek çok zor bir şeydir. Ancak onun yerine başka bir şey koyduğunuzda belki onu terk etmek mümkün olur. Ama gelişmenin temelinde önce insanın kendisini tanıması var. Çünkü kişisel gelişim dediğinizde bireysel bir değişimden bahsediyorsunuz aslında.
bir şeyi değiştirebilmek için de önce onun farkında olmak gerekir. Farkında olmadığınız bir şeyi değiştiremezsiniz. Dolayısıyla önce ilk basamak insanın kendisini tanımaktan geçiyor. İnsanın kendisini tanıyıp tanıdıkça, tanımladıkça nelerin fazla, nelerin eksik olduğunu, nelerin israf olduğunu çok rahatlıkla görebilmesi mümkün olur. O yüzden belki bireysel bir SWOT analizi yapmak gerekir. Hani oturup yine elimize bir kağıt kalem alıp, her ne kadar dijital sistem, dijitalizm bu kadar ilerlemiş olsa da, önümüzde tabletler, telefonlar, bilgisayarlar olsa da şu kağıt ve kalemin yerini hiçbir şey tutamaz. Kokusu başkadır. Evet, gazeteci yine önümüze açacağız bir kağıt, elimize bir kalem alacağız. Diyeceğiz ki ya İbrahim'in güçlü yönleri neler? Bireysel olarak bakıyorum kendime. Şu yönlerim güçlü. Peki benim zayıf yönlerim var mı? Evet var. Şu yönlerim zayıf. Peki benim içinde bulunduğum koşulları düşündüğümde benim için fırsat olabilecek şeyler var mı? Evet var. Onları da yazdım. Sonra benim için risk teşkil edilecek şeyler var mı? Neler var? Var. Onları da yazdım. Şöyle bir önüme aldım kağıdı. Eksiklerimi, güçlü yönlerimi, zayıf yönlerimi, benim için fırsat olabilen şeyleri ve risk olabilen şeyleri aldım önüme ve önce kendimi tanıdım ve tanımladım. Aslında bunun batıdaki karşılığı duygusal zeka becerisidir. Evet. Hani bizim kadim kültürümüzde esas olan şey insandır biliyorsunuz. Varlık olarak insanın kendisidir. Hani Galib'in dediği gibi, hoşça bak zatına çün zübde-i alemsin sen, merdüm-i dide-i ekvan olan Adem'sin sen. Ey insanoğlu, önce kendine hoş bir gözle bak. Niçin? Çünkü sen kainatın özüsün ve sen öyle bir özsün ki sen gözünün, dünyanın gözünün göz bebeği olan insansın. İnsan o kadar önemli ve bireysel aslında. Dolayısıyla burada kainatın özü olması gerçeği fiziksel olarak da tespit edilen bir gerçektir. Dünyada var olan bütün elementleri üzerinde taşıyan tek varlık insandır. Öyleyse insan tek başına bir kainattır. Önce kendisini tanımalı ki sonra dışındaki kainatı anlayıp anlamlandırabilsin, tanıyabilsin. Bu nedenle önce kişiden başlamak lazım. Bu sadece bizim kadim kültürümüzde değil, bütün evrensel kadim kültürlerin en önemli ana fikridir bu. Hani Roma'da, Vatikan'da, Infinity kapısının üzerinde de yazar Latince, kendini tanı. Öyleyse insan kendini tanıyamadan kainatı tanıma şansı yoktur. Duygusal zekanın ilk parametresi, ilk maddesi öz bilinçtir. Öz bilinç insanın kendisini tanımasıdır, tanımlayabilmesidir. Kendine bir takım nitelikler tespit edebilmesidir. O yüzden önce kendini tanıyla başlar. Yani öz bilinç. Arkasından öz yönetim gelir duygusal zekada. Niye? Çünkü öz yönetim insanın kendisini yönetebilme becerisidir. Bu arada mesela ilk parametrede öz bilinç beraberinde neyi getiriyor biliyor musunuz Mehmet Bey? İnsan kendisini tanıdıkça, kendisini tanımladıkça kendisini eleştirmeyi öğrenir. Yani öz eleştiri becerisi gelişmeye başlar. Niye? Çünkü kendimi tanıdıkça benim şu yönüm zayıf diyebilirim. Şu yönüm güçlü diyebilirim. Bir öz eleştiri oluşmaya başladığında arkasından çok güçlü bir şey gelir. Özgüven. Birlikte özgüven gelir. Hani insanın her şeyi, aklına gelen her şeyi atlayıp yapması özgüven demek değildir. Tersine neyi yapıp neyi yapamayacağını bilebilmesi, bununla ilgili bir bilincinin olmasıdır özgüven. O yüzden öz bilinci gelişmiş bir birey aslında hemen ikinci maddeye adım atar. Öz yönetime. Kendini yönetebilme becerisine. Demin hatırlarsınız zaman yönetiminin de aslında bir öz yönetim becerisi olduğunu söylemiştik. Peki zamanını doğru yöneten bir insan aslında hayatını doğru yöneten bir insan değil midir? Kesinlikle. Şimdiyi esas alarak, şimdinin kıymetini bilen birisi, geçmişini ve geleceğini kurtarmış birisi değil midir? Bir gün küçük bir anekdot aktarayım size. Tabii ki lütfen. BUSİAD'ın biliyorsunuz yenilikçilik ve yaratıcılık sempozyumu olur her sene. Ben de orada görev alırım. Yine bir yıl zannediyorum pandemiden önceydi. Yoğun bir çalışmanın arkasından çok sevdiğim bir dostum aradı ve dedi ki akşama bir konferans var. Bu konferansta senin de bulunmanı istiyoruz. Hani konuğumuz Aret Vartanyan.
Doğrusu o gün tanımıyorum Aret Vartanyan'ı. Dedim ki ya çok yorgunum. O gün akşama kadar ayaktayım. Hani gelmem çok mümkün değil. Sonra dediler ki ya Mehmetçik Vakfı yararına yapıyoruz biz bunu. Tamam geliyorum o zaman dedim. 18'de gittim. Merinos'ta toplantı. Kapıdan giriyorum. Kapıda konferansın afişi var Mehmet Bey. Afişin üzerinde çok enteresan bir ifade var. Bir soru cümlesi. Diyor ki gerçekten yaşıyor musunuz? Şimdi gerçekten yaşıyor musunuz sorusu doğal olarak. Evet. Tabii yani hani sonuç olarak nefes alıp veriyoruz, yaşıyoruz. Çok ilginç bulmuştum onu. Sonra çok büyük bir kalabalık, 1500 kişiye yakın insan toplandı. Ben de tabii o zaman dostuma dedim ki bak ben çok yorgun olacağım. Açılışı yaparım, programı başlatırım. Sonra usulca çıkarım. Tamam dediler. Ön tarafta kapıya yakın protokol koltuklarından birine oturdum. Başlattıktan sonra programı. Aret Vartanyan çıktı, konuşmaya başladı. 5 dakika konuştu, 10 dakika konuştu, 20, 30 derken program bitti. Ama ben hala yerimde oturuyorum. Çünkü çok enteresan bir ifadeyle başladı konuşmasına. Hani gerçekten yaşıyor musunuz sorusuna bağlı bir şeydi bu. Dedi ki hayatınızın en önemli şeyi nedir? Konuklara soruyor. Hayatınızın en önemli şeyi ne? Sizin nedir hayatınızın en önemli şeyi? Şöyle bir düşündünüz. Hayatınızdaki en önemli şey ne? Genelde sağlık diyoruz hocam. Ben. Sağlık, eşim, cüzdanım, arabam, ailem, çocuklarım. Birçok insan farklı farklı cevaplar verdi. Aret şöyle bir baktı dedi ki bunların hiçbiri doğru değil. Hiçbiri doğru değil. Nasıl yani dediler. Hayatınızın en önemli şeyi dedi. Şu an beni dinlemek. Ha, işte şimdiye geldik. Aslında zamana geldik. Zaman. Zamanın insan için mutlak bir şimdiden ibaret olduğu gerçeğine geldik. Çünkü insan hayatında o an her ne yapıyorsa su mu içiyor? İçtiği her yudum suyun farkına vararak içtiğinde. Niye? Çünkü zihinsel ve bedensel bütün enerjisini bu bir yudum suya verdiğinde. Bir kitap mı okuyor? Bütün enerjisini o kitaba verdiğinde. Film mi, dizi mi izliyor? Vermese zaten bütün enerjisini, bütün yoğunluğunu, dikkatini ona verdiğinde başarısız bir sonuç çıkması pek mümkün değildir. İşte dikkatin, konsantrasyonun temelinde Aret'in o cümlesi var. Hayatınızın en önemli şeyi o an ne yapıyorsanız odur yaşadığınız demek istedim aslında. İşte o zaman gerçekten yaşadığınızı anlayabiliyorsunuz. Hocam tabii sohbet çok güzel gidiyor. Vaktimizin neredeyse sonuna geldik. Eyvah. Ama bir iki kısa soru da sorayım. Buyurun. Hocam özellikle Orsa Enstitü'yü kurmanızdaki amaç neydi? Evet. Hangi dalda hizmet veriyorsunuz? Evet. Böyle çok kısa vaktimiz azaldığı için ki bir iki soru daha sorayım. Orsa Enstitü aslında kurumsal ve bireysel gelişimin temelini oluşturan bir programla yola çıktı. Bunun içinde gerçekten hani geleceği düşündüğünüzde bilgi her geçen gün daha kolay ulaşılan bir kavramdır. Fakat gelecekte eğitim sistemi de insanları birbirinden ayıran temel niteliklerde bambaşka bir noktaya gidiyor. O da insanları gelecekte birbirinden ayıracak olan şey bilgiyi kullanma becerileridir. Bilgiye sahip olmak bu kadar kolaylaşırken bilgiyi kullanma becerisi insanları birbirinden ayıracak temel nitelikler haline gelecek. Dolayısıyla da Orsa Enstitü'nün temelinde insanların ve kurumların bireysel gelişimine geleceğe dönük çözümler bulmak amacıyla yola çıktı. Neler yapıyoruz? Hem bireysel eğitimler veriyoruz. Okul çocuklarına destek olarak onların hem akademik gelişimlerini hem bireysel gelişimlerini tamamlıyoruz. Akademik olarak ihtiyaç duydukları dersler varsa bunları programlıyoruz. Kişisel gelişimleriyle ilgili yaptığımız testler sonucunda da eksiklikleri varsa ya da daha Avrupa'yı bir gözle bakacak olursak bazen çok farklı konularda çok yetenekli çocuklar çıkıyor. Üstün biz zekalı dediğimiz çocuklar. Yetenek üzerine yoğunlaşmaya başlıyoruz ki o yeteneği çok daha üst noktalara gelebilsin diye. Böylece hem kurumları hem bireyleri hem akademik hem de sosyal başarı açısından destekleyecek programlar yapıyoruz. Hocam programın başında hem Peygamber Efendimizin hadisini okuduk. Yani eğitimin hem kadın hem erkek açısından önemli olduğunu, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü, eğitimin ehemmiyeti açısından hakikaten ne kadar önemli olduğunu, birçok şey eğitimden geçiyor özetle. Çok doğru. Dolayısıyla bunu siz de uygun görürseniz bunu ayrı bir program yapalım.
Hay hay. Uzun bir konu. İnsanlar istifade etsin. Üstün zekalı çocuklar var ülkemizde ama onu keşfetmediğinizde o çocuk yaşta o da farkında değil hocam. Tabii. O ağacı büyütmek lazım. Suyunu düzgün vermek lazım belki. İyi bir hocalara teslim etmek lazım. Hani bizde bir ifade var biliyorsunuz. Çarçur olmak. Çarçur olmak. O kadar çok insan var ki çarçur olan memlekette. Daha olabilecek bir insan. Daha olabilecek. Çok önemli projelere, çok önemli görevlere imza atabilecek insanlar maalesef çarçur oluyorlar. Çünkü biz onları ne zamanında tespit edebiliyoruz ne de onların ihtiyaç duyduğu ortamı sağlayabiliyoruz. Bizim oralarda Amasya'da heşlenmek diye bir deyim vardır. Hiç duydunuz mu? Yok, duymadım hocam. Heşlenmek bir şeyin zayi olmasıdır. Mesela oğlum o heşlenmesin, tüketelim der annem. Evet. Hani yani boşa gitmesin. Boşa gitmesin. Farsçadan gelen bir ifade hiçlenmek. Hiçlenmek. Bir şeyin hiç olmaması için bir çaba sarf etmek. O bizde zaman içinde değişip heşlenmek deyimine dönüşmüş. Bu çocukların, bu insanların heşlenmemesi lazım. Geleceğimiz o gençlerin elinde değil mi hocam? Onlara emanet edeceğiz. Kesinlikle öyle. Onlar geleceğin yöneticileri olacak. Hocam zaman gittikçe azalıyor. Genel olarak sizce israfı nasıl önleyebiliriz? Arzu ederseniz sadece zaman yönetimi veya fiili olarak yaşadığınız konulardan da tavsiyelerinizi alalım hocam. Benim mesela bireysel olarak şöyle bir alışkanlığım var. Hani en çok israf konusu olarak genellikle gıdayı esas alıyoruz değil mi? Mesela ben bir yere yemeğe gittiğimde de kendi evimde de tabağıma yiyeceğim kadar yemek alırım. Neyden ne kadar yemem gerekiyorsa onun miktarınca alırım. Ne tabağıma fazla alıp onu bitirmeye çalışırım ne de eksik alıp sofradan aç kalkarım. Hayır. Neye ihtiyacım varsa sadece o kadar. İsrafı önlemenin bence tek yolu budur. Hangi konuyu, hangi başlığı alırsanız alın. Sadece ihtiyacınız olan kadarını olsa, alacaksınız. Ekmek de olsa, mekan her da olsa, şey, her şey. Mekan olarak da, zaman olarak da, gıda olarak da, giyim olarak da. Bir şey varsa ve o kullanılabilir haldeyse ikincisini, üçüncüsünü, dördüncüsünü, beşincisini almak gereksiz bir şeydir. Bu bir israftır. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Zaman yönetimi hakikaten işin üstadı, ehli olarak nasıl zaman geçtiğini ben de anlayamadım. Vaktin sonuna geldik ama tadı damağımızda kaldı tabiriyle kapatalım. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Zaman ayırıp geldiğiniz için hocam. Evet değerli izleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Haftaya başka bir konukla karşınızda olmak dileğiyle hoşça ve dostça kalınız. İsrafa da karşı kalınız efendim.